Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir durum güncellemesiyle karşınızdayım. Amazon artık Türkiye'ye anakart yollamaya başladı. Haberi birazcık geç verdim. Birkaç gün geç getirdim habere. Arada vizeler vardı. Video çekemedim vesaire. Fakat 2-3 gün geçmiş olsa da haberi sizlerle paylaşıyorum. Şu anda Amazon.com sitesindeyiz. Diğer sekmelerde Amazon.de açık. Onun diğer haberlerini de aynı gün içerisinde yine paylaşacağım. Hepsini tahmin ediyorum ki 10 Kasım'da ardı ardı videolar olarak alacaksınız. Herkes ilgisini çeken videoyu izler diye hepsini tek video koymak yerine farklı videolara koyacağım. Amazon.com'dan Z170A şu anda kendi kullandığım DDR4 anakartın chipseti arattım ve artık Ship to Turkey seçeneği seçtiğimizde bizim karşımıza çok güzel anakartlar çıkabiliyor. Eligible for shipping to Turkey. Mesela MSI serisine bir girelim. Z170A Gaming M3. Şimdi Gaming M3'ün fiyatlarına baktığımızda işte ince hesapta 544 lira ücretsiz kargo. Web'ten aldı 577 lira artı 6 lira da kargosu var vesaire. Hepsi burada da mesela 569 lira, hepsi burada fiyatı. Burada 144 dolar artı 38,73 dolar da vergisi artı kargosuyla beraber kendisi 585 lira 888 TL'ye denk geliyor. Şimdi anakart Türkiye'den almak tabii ki de bu durumlarda daha mantıklı oluyor. Fakat biz Z170A Gaming M7'ye baktığımızda çünkü fiyatlar arttığında Türkiye'deki kazancınız artmış oluyor. Mesela bu şu anda sanırsam Amazon tarafından satışı yok fakat birkaç gün içerisinde tekrardan stoklara girer. Böyle bir durum olduğunu varsayarsak 174,33 çarpı 1,2 dediğimizde vergisi dahil fiyatını öğrenmiş oluyoruz. Artı buna bir de 10 dolar da kafadan bir kargo eklesek 219 lira. Şimdi 3,2 ile bunu çarptığımızda 701 liraya denk geliyor. Türkiye'de fiyatlarına baktığımızda gördüğünüz üzere 930, 1155 nedense. İşte en ucuz ince hesaba bakarsak 870 liraya denk geliyor. Ve burada tabii ki de eksi 870 yaptığınızda 168-170 liralık bir karınız var. O yüzden böyle pahalı anakartlarda tercih edebilir ki bu baya güzelmiş. Fakat ucuz anakartlarda yine Türkiye'de almak daha mantıklı olacaktır. Özellikle i5 serisi işlemci Türkiye'den almanın daha mantıklı olduğu gibi. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Bir arkadaşımız artık şu mikrofonun bir süngerini bir çıkar da bir sesi video ile deneyelim demiş. Ona da dikkat edersiniz, artık söylersiniz daha mı iyi oldu yoksa eski videolarda şu süngerler daha mı iyiydi? Belki de uzaklıktan kaynaklanan bir sıkıntı vardır mesela. Onu da bir denemiş olalım. Facebook grubumuz kuruldu biliyorsunuz. Facebook kulübümüz aslında diyoruz ona. Bilgisayar toplama ile ilgili yardımlaşma ve teknoloji ile ilgili her şeyin yardımlaşmasının olduğu bir Facebook sayfası oldu. YouTube yorumlarının altında birbirimize yardım ediyordunuz fakat herkes aynı anda aynı videoda bulunmuyordu. Facebook gruplarında biliyorsunuz ki herkesin ana sayfasına aynı anda düşüyor. O noktada birbirimize yardımcı olmanız biraz daha olanak dahilinde olacak. Aynı zamanda ben de zaten gruptayım. Sorularınıza cevap veriyorum. Onu da şu anda şu tam ekran yazdığım zımbırtıda görebilirsiniz. Facebook Groups /Groups. Bilgisayar toplamı bu kadar kısa ve öz. Evet, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer Amazon videolarına ulaşmak için kartları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şurada ve şurada o YouTube'un yeni geçtiği tasarımdan iki tane video çıkacak. Altta da bir tane abone ol butonu çıkacak. Onu da eğer bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız basabilirsiniz. Diğer Amazon rehberleriyle ilgili şu demin ekranda gördüğünüz Amazon.de ile ilgili Türkçe Amazon ve Türkiye ücretsiz kargolu Amazon ile ilgili videoları da yine aynı gün içerisinde paylaşacağım. Onları da 10 Kasım günü itibarıyla izleyebilirsiniz. Sörfüle görüşmek üzere. Hoşçakalın.